sizinle paylaşacağız ama bir gidelim yurt dışı piyasalarla beraber de borsayı yorumlayalım. Çünkü dün dedik ki Gizem'le dünya borsalarında kayıplarını silen 3 tane ana endeks vardı. Nasdaq içerisindeki alt endeksler, Çin'deki Şangay Endeksi ve Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Dolayısıyla aslında 2020'ye ilk yarı itibariyle artık 23 Haziran'dayız. Bu yarıyı bitirirken damgasını vuran bu ülke endeksleri oldu. Ne kadar devamı gelir? Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş olacak. Yücel Bey hoş geldiniz yayına. Hem bunu sorayım size. Gerçekten borsayla beraber sadece 2-3 endeks daha kayıplarını silebildi. Bu pozitif ayrışmanın arkasında ne var? Öte yandan da elbette küresel tarafta büyüme endişeleri devam ederken PMI rakamlarında ve Amerika Çin arasındaki bu anlaşmazlıklara ilişkin ne dersiniz? Evet Gizem, öncelikle tabii bugünkü PMI verileri Avrupa, İngiltere, Amerika tarafında özellikle hizmet ve imalat tarafı için önemli olacak ama büyük ihtimalle Haziran'ın ilk veri seti olması PMI tarafında ve belki de hizmet tarafının nasıl bir geri dönüş sergileyebileceğini göstermesi açısından bence hem borsalar açısından hem sosyal hayatın normalleşmesi esnasında gelen belki de ilk veri setlerinin işaretlerini görmemiz açısından önemli olacak gibi duruyor. Bu birincisi bugün takip edilecek önemli başlıklar. İkincisi bir nebze dün akşam hani Çin-Amerika arasındaki birinci faz anlaşmasında işte Navarro'nun sözleri sonrasında belki bir tedirginlik, bir bilinmezlik oldu ama sanki Trump burada son noktayı koydu ve bu anlaşmanın devamının şu an için mümkün olduğunu, devam ettiğini söyledi. Ve dolayısıyla aslında Amerika ve Çin endeksi diyelim ya da işte Uzak Doğu ve Amerika borsalarındaki dalgalanmayı da bu sabah itibariyle bir nebze yatayda karşılamışız gibi gözüküyor. Aslında bir üçüncü başlık da bugün bütün bu gelişmeler içerisinde belki ürünleri değerlendirirken dolar üzerindeki hem talebin hem risk algısıyla gerçekleşen beklentilerin fiyatlanması olacak. Burada kısaca PMI'larla birlikte hangi bölge öne çıkarsa ben o para biriminin biraz daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Olası bir piyasadaki pozitif havanın devamında da aslında doların da endeks bazlı 97 seviyelerinde dengelenmesi belki hem altında hem de paritede işte 1765'lerin altında 1013'lerinde paritede geçilmeden belki yavaş yavaş önümüzdeki birkaç gün içerisinde aşağı doğru inmelenmesine neden olabilir. Yurt dışı böyleyken içeride biz nasıl pozitif ayrışıyoruz? Aslında tabii hep endeks bazlı konuştuğumuz için uzun süredir aslında Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısıyla birlikte tahvilde bir yatay hareket, bir beklenti de oluşuyor. Kur tarafında zaten 7-8 gündür neredeyse 6.87'lerin çok geçilmeden bir tepe oluşumu, yeni bir swap anlaşması net bir şekilde yani Çin haricinde gelmediğini düşünürsek ve doların da nispeten zaman zaman değer kaybettiği bir dönem yaşadığımızda çok böyle yukarı doğru istekli olmadı. Aslında bugün de belki yine klasik 6.82-6.86 arasında kalma gibi bir eğilim var. Borsa uzun soluklu bir yükseliş sonrasında 113.000'ü de yukarıda geçtikten sonra özellikle bankacılık sektörü bir nebze BIST 50, BIST 30 içindeki hisselerin de bu ralliye katılması dün bizi 115.000 seviyelerin üzerinde tuttu. Eğer bu iştah yine büyük ölçekli şirketlerle, büyük hacimlerle 115.000 üzerinde devam ederse 110-113.000 desteklerini belki de kısa vadede stop noktalarını akılda tutarak ben bu hareketin yine 123-125.000 seviyelerine kadar orta vadede olabileceğini düşünüyorum. Bugün için önemli olan o 115.000 seviyesi etrafındaki fiyatlamalar olacaktır. Ama vadeli tarafta da gördüğümüz kadarıyla şu an için o iştah mevcut. Fakat belki bir hızlı açılış sonrasında yataylaşmayı hisse bazlı hareketlerinde bugün takip etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum Güzel. Yücel Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Piyasa beklentilerinizi bizimle paylaştığınız için.